Bu anlamda bu değişmesi gereken ve yeniden yapılması gereken anayasa konusunda çok ciddi katkılar sağlayacağız inşallah. Benim zaten yaklaşık 2 senedir üzerinde çalıştığım bir anayasa çalışması var. Tabii anayasanın tamamıyla alakalı yaptığım bir çalışma değil bu. Sadece belli bir bölümle alakalı katkı sağlayabileceğimiz bir hazırlığımız var. Rapor şeklinde hazırlığımız var. Bununla alakalı katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Ve önümüzdeki dönemin önemli konularından birisi de tabii başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi Türkiye'deki istikrarın devam etmesi için çok önemli bir fonksiyon icra edecek. Çünkü bundan önce işte 28 Şubat dönemini ve ondan önceki özellikle 90'lı yılların başlarından itibaren Türkiye'de koalisyon hükümetlerinin Türkiye'yi ne kadar geriye götürdüğünü gördük. Hep beraber gördük bunları. Yani merkez sağda 2 tane parti var. Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi. Bunların hükümet programlarından icraatlarına kadar birbirleri arasında hiçbir fark yoktu. Sadece siyasi hesapları farklıydı. Birisi işte Mesut Yılmaz mı başbakan olacak, Tansu Çiller mi başbakan olacak şeklinde sadece böyle bir siyasi hesapların konuştuğu bir dönemi gördük biz. Yani insanlar o dönemin partileri memleketten önce kendi siyasi kaderlerinin önceliğini şey yaptılar. Dolayısıyla bu ülkeyi bir istikrarsızlığa sürükledi. İstikrarsızlıktan da en çok bizler çektik. 1995 yılında alınan 5 Nisan kararlarını, Tansu Çiller dönemindeki hükümetin almış olduğu 5 Nisan kararlarını hepimiz biliyoruz. 2001 yılında bir anayasa kitapçığını Cumhurbaşkanı'nın başbakana fırlatmasıyla bu ülkede kriz çıktı arkadaşlar. Yani dolar birden 2 kat oranında arttı. Enflasyon, devalüasyon. Biz bugünleri gördük. Tabii 13 yıldır sağlanan istikrar Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan bir pozisyondaydı. Dolayısıyla bu istikrarın devam etmesi, bundan sonra bir daha koalisyon hükümetlerinin oluşmaması adına başkanlık sistemi gerçekten çok önemli bir sistem. Bizim 1. sınıfta anayasa hukuku dersimiz vardı. Anayasa hukuk dersinde galiba Burhan Kuzu hocamız, yani yanlış da hatırlıyor olabilirim, onun bir sözü vardı. Erdoğan Teziş de olabilir. En kötü tek başına iktidar en iyi koalisyondan daha iyidir diye bir sözü vardı. Bu gerçekten çok önemli. Yani bir koalisyon hükümeti ne kadar iyi olursa olsun tek başına iktidar olan bir hükümet kadar verim sağlamanın imkanı yok. Başkanlık sistemi de bu anlamda halkımızın yeni mecliste en önemli beklentisi haline geldi. Bu anlamda biz hukukçu kimliğimizle elimizden gelen bütün gayreti, bütün çalışmayı ortaya koyacağız ve Türkiye'nin iyi yönetimine bir anlamda katkı sağlamaya çalışacağız inşallah.